Everyone knows who won, but not everyone knows how. Bir film için çok iddialı bir başlangıç, öyle değil mi? İşte bu videoda size böylesine iddialı filmlerden bir seçki hazırladım, onu sunacağım. Ama ilk başta alıntıladığım filmi en sona saklayacağım. Çünkü önce sorular sormanızı istiyorum. Çünkü... Million important questions to be asked of our nation, our species, our planet. And no one's asking the right ones. Kimse doğru soruyu sormuyor. Doğru soruyu soranlardan biri Moneyball filminde Brad Pitt tarafından canlandırılan Oakland Athletics Baseball menajeri Bill Bean. Gerçek bir hikayeye dayanan bu film, tarih analistlerini göstermede adeta bir kilometre taşıydı. Veri tabanlarının gücünü bilgisayar ekranlarından çıkarıp büyük ekranlara, beyaz perdeye taşıdı. Filmde karakterimiz büyük maddi sıkıntılar içerisinde olan bir spor kulübünü yönetmeye çalışıyor. Ta ki genç bir ekonomist olan Yale Üniversitesi mezunu Peter Brandt'le tanışana kadar. Peter Brandt. How are you? Hi, how are you doing? Nice to see you. Good to have you. İşte bu tanışma anından itibaren doğru soruları sorarak gerçekleri ortaya çıkartmaya başlıyorlar. Veriye dayalı gerçekleri. I wanted you to see these player evaluations that you asked me to do. I asked you to do three. Yeah. How many did you do? 47. Alışılmadık, yenilikçi bir oyuncu seçme yöntemi kullanıyorlar. So using this equation in the upper left right here, I'm projecting that we need to win at least 99 games in order to make it to the postseason. Bu yöntem tahmine dayalı modelleme ve sporcularla ilgili yüzlerce tarihsel verinin derinlemesine analizini içeriyor. What's this? This is the code that I've written for our year-to-year projections. Şimdi, veriye dayalı iş yapış biçimlerini tercih ettiğinizde en azından yakın geçmişe kadar etrafınızdaki kişiler tarafından bolca eleştiriye maruz kalabilirdiniz. Ne yani, biz fal bakarak mı iş yapacağız? This is building in all the intelligence that we have to project players. It's about getting things down to one number. Using the stats the way we read them, we'll find value in players that nobody else can see. Filmde de medyadan, kulüp sahiplerinden ve antrenörlerden gelen eleştirilere rağmen bu yöntemde ısrar ediyorlar ve yöntem işe yaramaya başlıyor. Yaptıkları veri analizi, Billy Bean'in sınırlı bir bütçeye rağmen bir ekip oluşturmasını sağlıyor. Sonunda kulüp kazanmaya başlıyor ve kullandıkları bu yöntem, beyzbolu sonsuza kadar değiştiriyor. Nasıl? Sadece matematik, kod ve biraz da SQL kullanarak. Büyük veri tabanlarıyla çalışmak, bilgileri uygun şekilde işlemeyi, verileri toplamayı ve ilgili sonuçları oluşturmak için kullanmayı gerekli kılar. Bu veriler daha önce yok muydu? Vardı tabii ama yalnızca doğru sorgular doğru çözümleri üretti. İşte o yüzden size doğru soruları sormak çok önemli diyorum. Michael Lewis'in Moneyball, The Art of Winning an Unfair Game adlı romanının bu uyarlaması... En iyi uyarlama senaryo, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu da dahil olmak üzere 4 altın küre adaylığı ve 6 Oscar adaylığı aldı. Tüm veri, veri analizi, spor ve drama sevenler için tavsiye edebileceğim bir film. Bu hatta sporla çok yakından ilgili olmanız bile gerekmez. Ben beyzboldan hala hiçbir şey anlamıyorum. Ama bu film kesinlikle başka alanlarla ilgili olsanız da size ilham verebilir. Wait, what? I'm watching games. 2008'de çok büyük küresel bir ekonomik kriz yaşandı biliyorsunuz ve bu krizin sebepleri de elbette yine verilerle, sayılarla, matematikle ilgiliydi. Sıradaki filmimiz işte bu ekonomik krizin ilk saatlerinden ilham alan bir hikaye. Sadece bir gökdelenin içinde geçiyor ama bu kısıtlı, sınırlı mekanda bile böyle gerim gerim geriliyorsunuz. Dediğim gibi bu krizin temelinde de veriler olduğu için filmin ana karakterlerinden biri büyük bir yatırım bankası için çalışan bir risk analisti. Önündeki verileri analiz ederek tüm şirketin dayandığı finansal strateji varsayımlarında çok büyük bir hatayı tespit ediyor. Bu hata ipotek sigortası konusuyla ilgili.
Ve bizim analistimiz yine tabii ki doğru zamanda doğru soruları sorarak piyasa balonunun patlamak üzere olduğunu fark ediyor. Fairly complicated. Simplify. The volatility levels are set using historic patterns basically and then stretching those patterns out on the 10-15% roughly. Well, the losses are greater than the current value of the company. Projected losses. The projected loss as well. This is just our flaw. Yes. Böylece zamana karşı bir yarış başlıyor. Senaryo gerçek olmasa da pek çok ekonomist ya da konunun uzmanı bu filmin neredeyse bir belgesel gerçekçiliğinde olduğunu düşünüyor ve o dönemde Wall Street'te yaşananları çok iyi yansıttığını ifade ediyor. Filmde Kevin Spacey, Demi Moore ve Jeremy Irons gibi yıldız oyuncular da yer aldığı için izlemesi de çok keyifli. Sadece ve kuralsızca paranın peşinde koşmanın nelere yol açabileceğine dair çarpıcı bir uyarı. It's just money. It's made up. Pieces of paper with pictures on it so we don't have to kill each other just to get something to eat. Hayatı karma karışık bir insan düşünün şimdi. Üstelik bu insanı Bradley Cooper canlandırıyor. Romanını yayınlamayı hayal eden, doyumsuz ve depresif bir yazarın, Eddie Mora'nın olağanüstü hikayesi. Bir gün bir arkadaşı ona alışılmadık bir ilaç verir ve bu gizli madde sayesinde beyni anormal beceriler kazanır. Böyle acayip bir dahiye dönüşür. Tabii yeri gelmişken bu filmin bir bilim kurgu, aynı zamanda gizem gerilim kategorilerinde olduğunu belirtmeden de geçmeyeyim. İşte birden böyle bir dahiye dönüşen yazarımız yazmak yerine iş dünyasına giriş yapmaya karar veriyor. I was jacked in, booted up. At the end of the week my brokerage account contained over $2 million. Eddie'nin bu yeni yeteneğini fark eden ve onu para kazanmak için kullanmayı düşünen Robert De Niro'nun canlandırdığı zengin Carl Van Loon'la tanışıyor. Ve bilin bakalım bizim bu eski yazar yeni dahi Eddie onun yanında ne olarak çalışmaya başlıyor? Bir veri analisti olarak. Ve yine doğru soruları doğru bir şekilde soruyor. Tabii bu kez aldığı cevapları çok daha hızlı olarak değerlendiren beyni büyük miktarda verileri işlemeye başlıyor ve belirsiz, olağan dışı ve riskli bazı stratejik kararları önerebilir bir hale geliyor. İnsan bu yönüyle Lucy filminde de benzer bir şey vardı. Kendi potansiyelimizin ne gibi olasılıklara yol açabileceğine dair bir bakış atmamızı sağlıyor. Ancak süper güçleri olsa bile bir analistin bilgisayar kullanmadan ya da elde ettiği verileri doğru bir şekilde işlemeden pek bir şey yapamayacağını da bize gösteriyor. Bu arada daha sonra Netflix tarafından bu filmin bir de televizyon dizisi uyarlaması yapıldı. Yine aynı isme sahip 22 bölümlük tek bir sezon olarak gösterildi fakat herhalde başarısız bulunduğu için olsa gerek daha sonra yenilemesi yapılmadı dizinin. Veriler öyle sadece filmlerde ya da dizilerde değil, her yerde, çepeçevre veriyle kuşatılmış durumdayız. Bir kere onları görmeye, bulmaya, anlamaya başlarsanız fark ediyorsunuz ki bunlar bir şekilde herkesin işine yarıyor. İşte onları, verileri kullanarak, onları analiz ederek başarıya ulaşmanın yollarından birini de bu videonun sponsoru Adapte bize sağlıyor. Adapte, etkili dış ticaretin formülünü bize sunuyor. Veri teknolojilerini en iyi şekilde kullanarak geliştirdiği hizmetler ve uluslararası partnerleriyle birlikte akıllı dış ticaret istihbarat sistemleriyle bugüne kadar müşterilerine toplam 3,5 milyar dolarlık ek satış getirdi. Ben de bunu nasıl gerçekleştirdiklerini ayrıntılı olarak açıklayan bir video hazırladım. Gerek bu videoya ve gerekse Adapte'nin web sitesine aşağıdaki açıklamalar bölümündeki linkleri kullanarak ulaşabilirsiniz. Önce Tendata'ya giriş yapalım. Buradan 44 ülkenin gerçekleşmiş ithalat ve ihracat verilerini görebiliyoruz. Günümüzün modern veri teknolojilerini, araçlarını ve kaynaklarını en iyi şekilde kullanan Adapte'nin size güzel bir de sürprizi var. Bir yıl boyunca her ay seçilecek 3 firmaya Tendata, Adapte Hedef Ülke Raporu ve Adapte Portföy Hizmeti verecekler. Böylece verilerin gücüne siz de bizzat tanık olacaksınız. Ekonomik kriz hakkında bir başka harika film var şimdi sırada. Bu kez konuya birazcık da mizahi bir dille yaklaşmış. You smell that? What is that? Big Short. What? What's that smell? A cologne? No.
Opportunity. No, money. Oh, okay. I smell money. Okay. Yine bir analistimiz var bu filmde. Üstelik Christian Bale tarafından canlandırılıyor. Bir California hedge fonunda çalışan egzantrik bir analist bu. Makroekonomik verileri incelerken daha önce hiç kimsenin görmediği bir şeyi görüyor. Hesaplamalarını ve veri tabanı sorgularını da kullanarak ipotek piyasasının yaklaşan büyük çöküşünü önden tahmin ediyor. Ve yaptığı bu analizlere dayanarak adeta Don Quixote'un o yel değirmenlerine cesurca saldırmasına benzer bir şekilde belki de Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine karşı finansal seçeneklere yatırım yapmaya karar veriyor. Bu arada bir grup dışlanmış Wall Street analisti de benzer sonuçlara varıyor. Office dizisinden tanıdığımız Steve Carell'ın oynadığı bir karakter tarafından yönetilen bu ekip de Amerika'nın gerçek durumunu görmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde bir geziye çıkıyor. Önce somut verilerde okuduklarını sonra kendi gözleriyle görüyorlar. Aslında bu hep böyledir. Veriler yalan söylemez. Birçok gerçeği, doğru soruyu soranlara apaçık ifade eder. Sonra tabii kendi gözlerinizle görmeye başladığınızda "Aa, benim de aklıma gelmişti" dersiniz. Veya "Ben bunu niye daha önce fark etmedim?" İşte bu geziye çıkan o grupta bu çarpıcı gerçekle karşılaşıyor. Ödenmemiş krediler, dolandırıcılık ve büyük bir yolsuzluk gerçeğiyle. Üstelik tüm bunlar kaçınılmaz bir biçimde dünya tarihinde gelmiş geçmiş görülmüş en büyük finansal krizlerden birine yol açmak üzereyken. Adam McKay'in bu filmi biri en iyi filmde olmak üzere 5 Oscar adaylığı aldı. Oyuncu kadrosunda Carell ve Bale'in yanı sıra Ryan Gosling, Brad Pitt ve film sırasında ekonominin karmaşıklığını anlatan bir sürü ünlüyü de barındırıyor. Mesajı çok basit. Verileri analiz edebilmek iyidir. Çok iyidir. Böyle bir beceri sayesinde sadece başkalarının önünde olmakla kalmazsın, bazı durumlarda dünyayı bile kurtarabilirsin. How to change the course of history, lesson one. Kill conventional wisdom. Gelelim en başta bize doğru soruları sormanın önemini hatırlatan ve başrolünde Benedict Cumberbatch'in namı diğer bizim Sherlock'un oynadığı filme. Bu film İngilizlerin kendilerini kandırmalarıyla, Brexit'i istediklerine inandırmak için kandırılmalarıyla ilgili kurgusal bir hikaye. Ana karakterimiz siyasetle çok az ilgisi olan bir analist ve bir pazarlamacı. Trendlerle ve insan davranışlarıyla ilgileniyor. We spend more time than ever online, but we feel more alone. Ain't that the truth, Douglas? Büyük Britanya'daki siyasi kargaşadan da faydalanarak ülkenin Avrupa Birliği'nden önerilen çıkışına ilişkin bir referandum kampanyasından sorumlu olan ekibe liderlik etmeye başlıyor. Bu karakterimiz gerçek bir dahi, öyle dışarıdan manipülasyonla falan değil, doğuştan yetenekli ama aynı zamanda çok da tehlikeli. Çünkü bir hedefe ulaşmak için hiçbir şey yapmaktan çekinmiyor. Sonucun Britanya vatandaşları için iyi olup olmayacağına bakmaksızın verileri analiz edip siyasi anlaşmazlıklarda kullanmaya başlıyor. Sosyal medyadan toplanan bazı verilerin gerçekte nasıl büyük bir potansiyel güce sahip olduğunu bilen bir grup insanla da tanışıyor ki ben o grup insanla ilgili yıllar evvel Facebook'u silelim mi diye bir video hazırlamıştım ve orada bahsetmiştim. Liberal. It's not about right versus left, it's about old versus new. This is the new politics, Dom. This is how you will win. İşte bu kişiler gri bir alanda dolaşıyorlar. Kullandıkları yöntemler zaman zaman tüyler ürpertici manipülasyon teknikleri içeriyor. Data scientists. Well, I'm a data scientist, they're technically physicists. Blimey, where are they from? Prior to this, they were working as analysts on the Hadron Collider. And now you're here to tell us what housewives in Newport think. Well, bravo. Ve sonunda çoğu politikacı, halk ve medya nedenini tam olarak bilemese ya da anlayamasa bile her şey Brexit'e çıkıyor. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını veriyor. Bu karar onlar için hayırlı mıdır yoksa hayırsız mıdır? Ona bizim karar vermemiz tabii ki yanlış olur ama bu filmde veri tabanlarının gücü ve analistlerin becerisi
bir kez daha kazanıyor. Money is one thing, Mr. Banks, but data is power. Bu filmleri izlemek eminim sizlerin verilerin gücü ve onların analizi konusunda farkındalığınızı arttıracaktır. Ama sadece izlemek ve hatta sadece okumak yetmez. Eğer siz bir şeyler de yaparak kendinizi bu yönde geliştirebilir ve eğitebilirseniz ve sorulması gereken doğru soruları ortaya çıkartabilirseniz aslında cevapların o kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Ama maalesef çoğu kimse doğru soruları sormuyor. Siz soranlardan olun.